Merhaba değerli arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam edeceğim. Sıradaki sorumuz şu şekilde okuyayım. Yeni yürümeye başlayan bir bebek bulunduğu noktada en fazla 200 santimetre uzağa gidebilmektedir. Babası bebeğin yürüme yetisini geliştirmek için bebekten 1 santimetre uzakta bir oyuncak, 1 santimetre uzakta bisiklet koymuştur. Bebek oyuncağın yanına kadar gidebilirken bisikletin yanına kadar gidememektedir. Bebek en fazla 200 gidebiliyor. Bebeğin yanına, oyuncak bebeğin yanına gidebiliyor. Demek ki biz şunu yazabiliriz. Kalem alalım. Eğer ki oyuncak bebeğe yetişebiliyorsa değerli arkadaşlar, x'in şu x mesafesinin bebeğin gidebildiği 200'den daha küçük olması lazım. Eşittir de olabilir. Niye? Tam 2 metre uzaklıkta olsa yine yetişiyor. Buraya yetişemiyor. O zaman Y de buraya yetişemiyorsa Y'nin büyük 200 santim olması gerekiyormuş. Sorunun devamına bakalım. X ve Y'nin santim cinsinden değeri hangisi olabilir? Arkadaşlar eğer Y 200'ü geçiyorsa bisiklete ulaşamaz. Y 169 olabilir mi? Eğer 169 olsaydı yetişirdi, değil mi? O halde bu olamaz. Biz Y'nin 200'den büyük olduğunu biliyoruz ki, bakın Y 200'den büyüktür demiş yukarıda. Ben yazdım burada. 200'den büyük olmalı ki bisiklete yetişemez. O halde 196 oluyor 14'ün karesi. 196 ve 169 olamaz. Ama 225 ve 256 olabilir. 16'nın karesi 256, 15'in karesi 225. O halde iki şık arasında kaldınız arkadaşlar. Devam edelim. 30 kök 5'in yani x mesafesinin 200'den küçük olması gerekiyor. 200'ü de kökün içine alalım mı? 200'ü de kökün içine alırsanız 40 bin olacak arkadaşlar. 40 bin olacak. 200'ün karesi 40 bindir. 40 bini yazdım. X'in 40 binden küçük olması gerekiyor. Peki bakalım 40 binden küçük olan C şıkkı mı D şıkkı mı? 30'u kökün içine alırsanız 900, 900 çarpı 5, 4500. 4500 eğer 40 binden küçükse cevabımız C şıkkı. Tabii ki küçük. Peki 100 kök 5 40 binden küçük mü? 100 içeri gönder 10 bin. 100'ün kökün içine gönderirseniz 100'ün karesi 10 bin çarpı 5 50 bin. 50 bin 40 binden küçük olmadığı için o zaman D şıkkı da gider. Sorumuzun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Çok farklı kaynaklardan sorular geliyor. Bu da farklı bir kaynaktan gelmiş. Soruyu hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Soruların orijinali benim değil. Hangi kaynaklardan gelirse ben çözüp YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bazen direkt size gönderiyorum. Soru net okunaklı olduğu için bunu da YouTube kanalımda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam. Evde kalın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.